Para. Evet, hikayemizin ismi Para. İzleyenler, bir paylaşım. Yine Yürek Burkan özel hikayelerden biri. Küçük çocuk bütün ağırlığını koltuk değneklerine verip dinlenirken deniz kenarındaki lüks bir lokantanın vitrini seyrediyordu. Yer yer buğulanan camekanın sol tarafında kıymalı yumurtadan patlıcan kebabına, nohutlu pilavdan parça etlere kadar belki 20 çeşit yemek sergileniyor. Sağ taraftaki özel bölümde ise şişe geçirilmiş tavuklar dönüyordu. Çocuk arka sokaklardan birinde otururdu ve kağıt mendil satarak geçinirdi. Dışarı her çıkışında önünden geçerdi bu lokantanın. Buna rağmen vitrine bir kez bile alıcı gözle bakmamıştı. Ama bir haftadan beri hastaydı. Özellikle son 3 günde midesine doğru dürüst bir şey girmemiş, çektiği açlık yüzünden tek hedefi karnını doyurmak olmuştu. Küçük çocuk yemeklere bakıp yutkunmaktayken vitrinde yankılanan bir sesle irkildi. Son derece şık ve şişman bir adam sigara almak için çıkardığı cüzdanından bir banknot düşürmüş ve denize doğru esen bir sert rüzgar parayı çocuğa doğru uçurmaya başlamıştı. Adam önüne bile görmesini engelleyen şişman göbeği yüzünden koşamadığı için boğuk boğuk bağırıp duruyordu. Küçük çocuk paranın geliş yönünü tahmin ettikten sonra 5 yıldan beri kullandığı koltuk değneklerinden birini ustalıkla kaldırıp paranın üstüne bastırıverdi. 100 liralıktı bu. Daha önce sadece bir kere gördüğü. Zorlukla eğilip parayı aldığında şişman adam nefes nefese yanında belirdi ve hırıltılı bir sesle "O para benim" dedi. "Boşuna heveslenme." Çocuk zaten o parayı cebine indirmek niyetiyle değildi. Bir teşekkür onun için yeterli olacaktı. Parayı adama doğru uzatmak üzereyken açlığın verdiği bir pişkinlikle "Bu parada benim de hakkım var" diye atıldı. Eğer onu tutmasaydım denize uçacaktı. Çocuğa bir tokat çakıp parayı almak şişman adam için hiç zor değildi. Fakat birçok meraklı onları izliyordu. Mecburen alttan alıp "Peki öyle olsun" diye söylendi. "Ne kadar istiyorsun?" Çocuk eliyle vitrini gösterip "İki tavuk alacak kadar" dedi. "Biri bana, biri de bana. Bakan komşumuza." Adamın gözleri yerinden fırlamıştı. Bir simit parası vermeyi düşünürken iş büyük miktarlara ulaşmıştı. Burnundan soluyarak "Son günlerde tavuklar zamlandı" diye bağırdı. "Ama bir tane istersen gidip alırım." Çocuk ister istemez boyun büktü ve kısmetini beklemeye başladı. Şişmen adam ise rahatlamıştı. Çocuğun elinde kaptığı banknotu cüzdanına itinayla koyduktan sonra ağır adımlarla lokantaya yöneldi. Ve büyük bir saygıyla koşan garsonlardan birine "Dünden kalan tavuklardan birini paketleyip dışarıdaki velede verin" dedi. "Ama benim bu lokantanın sahibi olduğumu sakın ha, sakın söylemeyin. Anlaşıldı mı?" Ne denir? Ah insanlık. Yitirildi mi, ne acı durumlara, ne komik durumlara düşürülüyor, düşürüyor sizi. Sadece bu cümle geliyor. Ah insanlık. Yitirildiğinde çok feci durumlara düşürebiliyor.